Kahvaltıda yemek takımı kullanılmaz. Ayrıca o çatal bıçak takımı akşam yemeği için. Bir daha bilmediğin işlere burnunu sokmamanı tavsiye ederim. Tabii bundan sonraki hayatında. Gayet yerinde bir tavsiye. İroni yapmıyorum. İştenlikle katılıyorum size. Günaydın. Evet, buyurun. Sosyal hizmetlerden geliyor. Selmi Yılmaz ben. Buyurun. Melisa'yı almaya gel. Çocuk sokağa atılmış. Anlaşılan kötü de davranılmış. Kardeşim de onu öyle gözyaşları içerisinde görünce endişelenmiş. Gece gece sokakta kalmasın diye almış getirmiş. Anlıyorum ama böyle durumlarda çocuğu almak yerine yetkililere haber vermeniz daha doğru olur. Bir dahaki sefere öyle yaparız. Hadi Melisa. Burada kalsın. Burada kalabilir miyim? Metin. Metin Bey, o işler öyle kolay olmuyor. Bir sürü prosedür var. Çocuk burada kalmak istiyor. Yetmez mi? Yetmez. Sokaktan kedi almıyorsunuz. Kalmak istedi diye kalamaz. Ne yapmamız gerekiyor peki? Öncesinde Besime Hanım'ın durumu netleşmeli. Sonrasında kurumumuza başvuru yaparsınız. Uygun olup olmadığınız incelenir. Eğer uygun görülürseniz o zaman evlat edinebilirsiniz. Ama öyle çok uzun. Evet ama bir çocuğun hayatı söz konusu. Bunu siz mi söylüyorsunuz? Ne demek istiyorsunuz? Sizce Melisa'yı gönderdiğiniz evde koşullar uygun muydu? Yani uygun bulunmasa verilmezdi. Bunlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Melisa söyle, bunları kim yaptı? Besime anne. Ben bilmiyordum. Bilmeniz gerekirdi. Beni bıraktıktan sonra bir daha beni hiç görmeye gelmedi. Benim de kendi sorunlarım vardı. Gelmeniz gerekmez miydi? Kendi sorunlarınız yüzünden görevinizi ihmal mi ettiniz yani? Yani öyle değil. Arayacaktım ama bazı şeyler var işte. Böyle bir şeyin bahanesi olmaz. Eğer siz görevinizi yerine getirseydiniz kızı da bizi de bu duruma düşürmezdiniz.
Melisa, üzgünüm. Söz veriyorum, daha çok ilgileneceğim bundan sonra, tamam mı? Bundan sonra biz ilgilenelim onunla. Metin Bey, bu mümkün değil. Başvuru yapmadan... Melisa, sen biraz dışarıda bekler misin? Sermin Hanım. Kız burada güvende, mutlu. İzin verin, birkaç gün daha kalsın. Ama ben buna tek başıma karar veremem ki. Siz bir yolunu bulursunuz. Yoksa Melisa'nın başına gelenleri yetkililere bildirmemiz gerekir, öyle değil mi? Muhteşemsin sen. Seni görmek kalbimdeki çarpıntıya çok iyi geldi. Ne kadar güzelsin. Şu anda ne kadar korktuğumu ve umutlandığımı bilemezsin. Benim için dua et güzel kelebek. Lütfen burada kalayım, ne olur. Hadi gel. Nereye gidiyorsun? Beni bekle. Kelebek, dur. Güzel kelebek. Dur gitme, nereye gidiyorsun? Dur. Dur gitme. Nereye gidiyorsun? Dur küçük kelebek. Ah. Oh. Ah. Nereye gittin güzel kelebek? Öyle deli gibi koşarsan düşersin tabii. Kendim kalkabilirim, sağ ol. Bir şeyden mi kaçıyordun? Kovalıyordum. Kanıyor elim. Al şunu. Merak etme, kullanmadım. Kasabada ne kadar çok centilmen var ya. Ne kovalıyordun? Kelebek. Merak etme, kötü bir niyetim yoktu. Sadece bir kere elime konsun istemiştim. Neden? Niye konsun ki? Orasına da karışım. O benim özel totemim. Totem mi? Değişik birine mi diyorsun? Benzemiyorum. Direkt öyleyim. Ben Görkem. Melisa. İki S ile. Melisa. Yeni mi taşındınız? Yani biraz karışık. Anladım. Klasik hikaye. Babanın tayini buraya çıktı. Sen de okulundan arkadaşına ayrıldın diye bunun anlasın. Ne kadar romantik bir hikaye. Biraz üzünlü ama bir sürü güzel şeye gebe. Anlamadım. Tanıştığımıza memnun oldum Görkem. Ben de. Görüşürüz. Sanmam. Thank you.
almadan böyle bir şey nasıl yaparsın? Ya kızcağızın kolundaki morlukları görmedin mi? Yapanın elleri kırılsın. Ama bu çok büyük bir sorumluluk. Maynur, bak biz bir çocuğun sorumluluğunu alabilecek yaştayız. Benim yeterince sorumluluğum var. Çiftlik, ev, sen. Ben mi? Evet, sen. Ya kırkını geçtin ama daha bir yumurta bile kıramıyorsun. Çamaşır nasıl yıkanır bilmiyorsun. Faturalar nasıl ödeniyor? Bankada paramız var mı yok mu? Yatırımlarımız ne durumda mesela? Bunlardan haberin var mı senin? Bak ben... Sen kendin daha bir çocuksun Metin. Ve ben bu evde bir çocuk daha istemiyorum. Üzülmeyin. Benim için elinizden gelen her şeyi yaptınız. Yetmedi. Bazen ne yaparsak yapalım yetmiyor işte. Ben elimi yüzümü yıkayayım sonra da çıkar giderim. Olmaz. Maynur Hanım'ı daha fazla kızdırmak istemem. Önce bir yemek yeriz. Sonra ben seni bırakırım. Nereye? Besimhanelere mi? Bilmiyorum. Peki... Son defa prensese ve şanslıya veda edebilir miyim? Tabii. Selam, ben Öykü. Kusura bakmayın, biraz geciktim. Fırında çok sıra vardı. Demek sensin. Tam 12 dakika geciktin. Sizin gibi gençleri geleceğe şöyle 60-70 yaşlarınıza gönderebilsek keşke bir günlüğüne. Kusura bakmayın, özür dilerim. O zaman dünyadaki en değerli şeyin şimdi bol keseden harcadığınız zaman olduğunu anlardınız. Ne deseniz haklısınız. Yani ben ilk günden elim boş gelmek istemedim. Sizin de ne seveceğinizi bilemediğimden... Neyse, fazla uzatmayayım. Hoş geldin. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Bir daha geç kalma. Ben şimdi gidiyorum, tamam mı? Burası sana emanet. Gidiyor musunuz? Burası bana mı emanet? Evet. Arayan beni cepten arar zaten. Sabit hattan arayan olursa sen not al, tamam mı? Hayati bir şey olmadığı sürece de müdahale etme. Yakın bir yere mi gidiyorsunuz? Yakın, Göllü'ye iniyorum. Yakın. Ama akşama kadar dönemeyebilirim. İneklerde şarbon şüphesi varmış, örnek falan alacağız. İyi sağlıktan da gelecekler. Tamam mı? Hadi kolay gelsin. Geç, otur şöyle geç. Geç, otur. Hadi. Ben dönünce yeniden başlarız, tamam mı? Hadi bay bay.
Aç kapıyı. Ne oluyor? Ne olur bas. Bas, beni öldürecekler. Bas, 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 bas. Allah kahretsin, kaçırdım. Nereye gideceksin peki? Bilmiyorum. Şu an ağaçtan düşmüş bir yaprak parçası gibiyim. Rüzgar nereye savurursa oraya. Bence sen çok özel birisin. Güzel bir toprakta kök salıp orada büyümeyi hak ediyorsun. Defne, sen benim gibi konuşmaya başladın. Gerçekten mi? Evet. Burada kalabilmenin hiçbir yolu yok mu? Olsa bile Maynur Hanım beni evde istemiyor. Gerçi o bana özel bir şey değil. O evde çocuk istemiyor. Neden? Çocukları herkes sever. Sevmez mi? Sevmez. Herkes sever gibi görünür ama bazıları hiç sevmez. Hem de hiç. Keşke herkesin çocuk yapma gibi bir özgürlüğü olmasa. Annenle babana kızgın mısın? Neden? Seni terk ettiler diye. Beni terk ettiler mi bilmiyorum ki. Belki ikisi de ölmüştür. Bu yüzden yetimhaneye düşmüşümdür. Belki de. Aslında Metin amca evlense beni evlat edinmeleri daha kolay. Evlense mi? Evet. Bir sevgilisi falan var mı? Bilmem. Yoksa kalp yarası mı var? Ya ne olur olmasın, ne olur. Çünkü kalp yarası olan birinin tekrar sevmesi çok zor. Metin amcayı hiçbir kadına görmedim. Duymadım da. O zaman iyi birini sevsin ve onunla evlensin diye dua edeceğim. Artık gitsem iyi olacak. Onlarla son bir defa, son kez yemek yiyeceğim. Ay sonra da yolcuyum zaten. Seni bir daha göremeyecek miyim? İyi düşünelim, iyi olsun Prenses Defne. Görüşürüz. Görüşürüz. Ne oldu bileğine? Getir bakayım, göster bakayım. Metin amca, ne oldu, bir şey mi oldu? Şanslı ayağını incitti galiba. Aa, ne yapacağız? Ben bir veteriner çağırıp geleceğim. Ben de seninle gelebilir miyim? Sen burada beklesen iyi olur. Maynun'un sana mutfakta ihtiyacı olabilir. Peki. Şey, gitmediğimi görünce kızmaz değil mi? Kızmaz. Ben seni yemekten sonra götüreceğimi söylemiştim. Hadi oğlum. Tamam. Metin. Benim. Eba Mahinur Hanım. Metin amca veterinere gitti de şansının ayağı burkulmuş sanırım. Kolay gelsin. Ben de onunla gitmek istedim ama bana izin vermedi. Ablama yardım et dedi. Ben de tamam dedim, buraya gel. Bir saniye, bir saniye dur. Şanslı kim? O nereden çıktı? Hani şu sizin güzeller güzeli kahverengi atınız var ya. İşte o. Ben ona şanslı diyorum. Çiftlikte sizinle yaşadığı için bence çok şanslı. Bir de şu... Şanslı insanların yüzünde böyle bir gülümseme olur ya, işte o şanslı da var. Ben o yüzden ona şanslı dedim. Tamam, ne olur bir kere de bir şeyi uzatmadan anlat Allah aşkına. Şimdi tane tane söyle. Bilmiyorum ki. Metin amca çok üzgündü. Birden gitti. Bana size mutfakta yardım etmemi söyledi. Daha az konuşacağına söz verirsen belki bir şeyler yapabilirsin. Tamam, söz. Mantı mı yapıyoruz? Evet, mantı yapıyorum. Tamam, ben ne yapacağım? Bilmem. Belki sarımsak soyabilirsin. Hemen. Ama küçük hanım, önce ellerini yıka. Biz bu evde bir şeye başlamadan, sofraya oturmadan, hatta yatağa girmeden önce ellerimizi yıkarız. Haklısınız. Thank you.
Harun abi. Harun abi. Doktor bey yok maalesef. Ben yardımcı olayım size. Harun abiye bakmıştım ben. Anladım onu beyefendi. Harun doktor yakın bir köye kadar gitti. Konu neydi? Ben yardımcı olmaya çalışayım size. Siz doktor musunuz? Evet. At. Ayağı incindi galiba. Basamıyor. Basınca kişniyor. Topallıyor mu yoksa hiç mi basamıyor? Yani basıyor, basamıyor gibi de. Harun abi ne zaman gelir acaba? Neden? Benimle çözemez misiniz meseleyi? Kadın olduğum için mi, genç olduğum için mi yoksa ikisi birden mi? Yok. Ya kadın, genç, yaşlı fark etmez. Ya doktor olsun da ya alışkanlık sadece. O zaman en kısa sürede bana da alışmanızı öneririm size. Yok kendim için değil. Hayvanlar için. Ya Harun abiye çok alışkınlar yıllardır. Çoğu eline doğdu. O bakımdan. Ha, anladım. Hastayı görelim hemen. Tabii araç da geldi. Tamam. O zaman siz çıkın ben hemen geliyorum. Tamam. Sarımsağı da az bir miktar tuzla bir süre dinlendirmek gerekir. Böylece hem tadı oturur hem de şifası artar. Ne kadar çok şey biliyorsunuz. Valla kadın olmanın avantajları işte. Bir erkek bunu asla yapamaz. Ya neden yapamasınlar canım? Ünlü aşçıların, şeflerin neredeyse tamamı erkek. İstediler mi gayet de güzel yaparlar. Haklısınız. Biraz düşününce... Erkekler çok çabalarsa kadınların yapabileceği her şeyi yapabilirler. Her şeyi de yapamazlar da tabii. Umarım ben de büyüyünce sizin gibi becerikli ve bilgili bir kadın olurum. Enerjinin çoğunu konuşmaya harcamazsan belki olursun. Tamamdır o herhalde. Evet. Müzik açayım. Rahatsız olur musunuz? Klasik müzik mi? Sevmezseniz değiştireyim. Yok severim. Kaz. Siz önünüze bakın olur mu? Ben ayarlayayım. Ay sevmiyorsanız kapatabiliriz. Ben çok sessiz oldu diye şey yapmıştım. Hep klasik müzik dinler misiniz? Radyo 3. Çalarsa işte. Neden sordunuz? Pek klasik müzik insanı gibi değilsiniz de. Ha. Kafam o iyi geliyor. Kafanıza. Yani nasıl desem... kafamın içinde... bir masa var gibi. Bir çalışma masası. Tamirci tezgahı da olur. İş yapılan masa. Evet, öyle. Ben hep toplamaya çalışıyorum. Herkes... her şeyi biraz dağıtıyor gibi. Yorucu. Ama güzel bir müzik dinleyince... masadaki her şey kendiliğinden toplanıyor sanki. Klasik müziğin bana hissettirdiğini benden daha iyi anlattınız. Kimleri seversiniz peki? Aa, öyle pek bilmem. Söylüyorlar Mozart, Beethoven. Ama pek aklımda tutamıyorum. Ama Ay Işığı Sonatı. Onu bilirim.
Ah, Reyhan Hanım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sen burada mısın daha? Merak etmeyin, bu gece burada kalmayacağım. Hayır, bana ne canım, ben ne karışırım bu işlere. Sen git de şuradan bir terlik getir bakayım bana. Hadi çocuğum, hadi. Nereye gidiyordu Metin, yine arkasından kovalayan varmış gibi? Şey, Metin amca veterinere gitti de şansını bayağı bokulmuş sanırım. Ay tamam tamam. Ay aşk olsun. Mantı yapıyorsun, bana haber vermiyorsun değil mi Mahinur? Yani az bir şey vardı, seni yormaya değmez diye düşündüm. Sen şimdi o yoğurduyu karıştıramazsın. Ver sen onu bana. Ver, ver. Ama elinizi yıkamadınız. Bu evde bir işe başlamadan önce... Melisa, bunları söylemek sana düşmez. Hadi çık biraz bahçede oyalan sen. Seslenince duyacak mesafede ol. Peki efendim. Hayret bir şey. Yıkacağız herhalde ellerimizi. Küçük ukalaya da baksan. Yollayamamışsın yetimi. Vicdan mı yaptın yoksa? İnsan olan herkes vicdan yapar. Sonuçta ortada kaldı bir çare. Yani yanınıza mı alacaksınız? Hayır. Bu akşam Metin götürecek yemekten sonra. Boyu bacak kadar ama dili pabuç gibi maşallah. Böyle daha şimdiden boyundan büyük laf etmeler. Bak bunlar çok tehlikeli Mahinur. Yarın bir gün ergenliğe girdiğin zaman başınıza bela olur bu kız. Aman diyeyim Mahinur. Aman diyeyim. Olmuştur o, olmuştur. Alayım ben. Yapıyordum canım. Yok yok, olmuştur. İyi. Eline sağlık. Sana. Ters mi döndün yoksa? Gel. İşte oldu. Ne kadar güzel. Sen evin sırtında taşıyorsun. Bir yere gidersen yabancılık çekmiyorsun, yabancı olmuyorsun. Ama ben nereye gidersem yabancı oluyorum. Tanınmayan, sevilmeyen biri oluyorum. Zaten bir yere ait değilsen kimsin ki sen? Sence kökleri olmayan bir ağaç yaşayabilir mi? Seninki kadar sert olmasa bile, çadırdan olsa bile bir yuvam olsun ben de çok isterdim. Neyse. Görüşürüz Bay Kaplumbağa. Kendine iyi bak. Çek şu elini. Bizi mi gözetliyordun? Hayır, hayır, hayır. Asla, asla. Ne yapıyordun peki? Ben şansıya bakmak için gelmiştim. Kimsin sen? Misafirim. Yani Metin amcanın deyişine göre tam misafiriyim. Bugün yolcuyum ama. Ha, Metin Bey misafirisin. Tarafta. Aa. Kim bu kız? Baytar mı acaba? Harun Bey'e ne oldu ki bu kız gelmiş tek başına buraya kadar? Küçüksün siz şey seni. Ama beni yanlış anlıyorsunuz. Bizi gördün, takip ettin değil mi? Ha? Allah bilir, fotoğrafımızı falan da çekmişsindir ha. Nerede telefonum? Benim telefonum yok. Belli ki pek meraklı bir şeysin sen. Eğer ki burada gördüklerini birine diyecek olursan... Asla. Bu konuda dilimin lal olacağına emin olabilirsiniz. Lal mi? Ne biçim konuşuyor bu ya? Kaç yaşındasın sen? Yaşıma göre değerlendirilmek istemem. Çünkü benim yaşadıklarım tek bir çocuğun yaşayabileceklerine göre çok fazla.
Yani bence yaşımız yaşadıklarımıza göre hesaplanmalı. Neyse, sen bizi görmedin, biz de seni görmedik, tamam mı? Eğer ki burada gördüklerini birine diyecek olursan, o çok bilmiş dilini keserim senin. Duydun mu? Tamam Büşra, gel. Melisa. Metin amca. Ne yapıyordun burada? Şansıyı merak ettim de, o yüzden geldim. İyi mi? Hala aynı sanırım. Merhaba, Melisa ben. Memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Ben de Öykü. Şey, siz veteriner misiniz? Evet, neden? Ya ben çok şaşırdım. Bir kadın veterinerin gelmesini beklemiyordum. Çok mutlu oldum geldiğinize. Bana ilham verdiniz. Sen de mi veteriner olmak istiyorsun yoksa? Evet, hem de bir yazar hem de bir öğretmen. Çünkü kelimeleri, ondan sonra hayvanları ve çocukları çok seviyorum. Ne kadar hayat dolu bir çocuksun sen öyle. Kızınız mı? Hayır. Bir süreliğine misafirleriyim. Hı. Atı görebilir miyim? Ha, tabii. Buyurun. İşte burada. Şanslı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dur bakalım. Dur. Yaralandın, ne oldu sen, ha? Aferin sana. Hmm. Bak burada da bebekler. Bakalım ayağına. Kadın baytar. Olacak şey mi canım? Allah aşkına Mahinur, hiçbir kadının yapacağı iş mi bu? Hem bir kadın ne anlarmış canım attan inekten? Niye anlamasın canım? Eğitimini aldıysa anlar. Yok canım, eski köye yeni adet. İlla her şeyi yapacaklar ya. Hadi ben gidiyorum, anca hazırlarım yemeği. Sen rahatsın tabii, pişiyor seninki güzel güzel. Yardımların için çok sağ ol. Aman canım, lafım olur. Bana bak, bir an önce yedir gönder, vallahi kalacak başına. Kalmaz kalmaz, sen hiç merak etme. Hadi görüşürüz, sağlıcakla güle kal. Güle güle. Aferin benim oğluma. Aferin. Telaş yapılacak bir şey yok. Yalnız şimdilik çıkartıp gezdirmeyin, biraz dinlensin. Yarın tekrar gelirim. Tekrardan bir muayene ederim, hem de bandajlara bakarım. İyileşecek ama değil mi? Elbette iyileşecek. Yarın görüşürüz. Ama ben yarın yokum. Olsun. Yine bir daha karşılaşırız. Hem zaten dünya ne büyük ne de küçük. Bak bu konuda çok haklısın. Haspam, Allah'ın selamını almaya bile tenezzül etmedi. Ben senin secerini dökeyim de sen bir gör hele. Sen dur. Ben sizi bırakayım. Yok, hiç gerek yok. Ben yürürüm. Uzak değil mi? Biraz ama hava çok güzel, yürümek iyi gelir. Hoşça kalın. Peki. Çok sağ ol. Ben teşekkür ederim. Hoş kadın. Kim? Kim olacak? Veteriner Öykü Hanım. Ha. Öyle mi? Neyse. Hadi yemek hazırdır. Gidip yemek yiyelim. Görüşürüz şanslı. Kızım, kalk şuradan bir su ver bana. Vallahi ağzım dilim kurudu. Nereden geliyorsun böyle soluk soluğa? Nereden olacak ayol? Mahinur'dan. Kaç saattir evindeyim, bir kuru çayla ağırladı beni. Sen de hem saydırıyorsun kadını hem de evinden çıkmıyorsun anne.
E kızım bu zamanda komşuluk dostluk mu kaldı? Kötünün neyisi Mahinur? İki laf ediyoruz şurada. Ama o çok bilmiş kızı evinden göndermedikçe bir daha gitmem oraya. Kim o çok bilmiş kız? Ay, yetimhaneden mi neymiş? Ortada kalmış. Bunlar da acımışlar evlerini almışlar. Güya geri göndereceklermiş. Duyda inanma. O kızda gidecek göz yok ben anlarım. Seni kızdıracak bir şey mi söyleme? O çocuğun ağzından çıkan her şey kızdırıyor beni. Niye? Küstah çünkü. Ama ben bir dost olarak uyardım onları. Bakın bu kız sizin başınıza iş açar dedim. Artık bundan sonrası onlara kalmış. Ben gidip şu yemeği yerine koyayım. Baban gelip de evde yemek bulamayınca vallahi kıyameti koparır. Mantıyı beğenmedin mi Melisa? Yok. Aksine çok sevdim. O zaman neden yemek yerine oynuyorsun? Bu son yemek ya. Bitince gideceğim. Hiç bitmesin istiyorum. Yemeğini bitirince yukarı çık eşyalarını topla. Fazla gecikmeden yola çık. Size afiyet olsun. Elinize sağlık, çok güzel olmuş ama ben daha fazla devam edemeyeceğim. Çok güzel olmuş. Sen bilirsin. O zaman çık bir an önce hazırlan. Ben Sermin Hanım'ı arayacağım. İçerideyim. İnanın bana. Elimden her iş gelir benim. Bak çok farklı yerlerde çalıştım ben. Çok farklı evlerde çalıştım ben. Hemen hemen çoğunda da ev işlerine yardım ettim. Biliyorum bir erkek çalışan istiyorsunuz buraya. Ama ben bir erkeğin yapabileceği her şeyi yapabilirim. Mesela odun kırarım, süt sağarım. Yumurta toplarım sabahları. Hatta yük bile taşıyabilirim. Hatta ben bir erkeğin yapamayacağı şeyleri de yapabilirim. Mesela ütü yapabilirim. Cam silebilirim. Yerleri tertemiz yapabilirim. Silip süpürürüm. Bulaşık yıkarım. Çamaşır yıkarım. Her şeyi yapabilirim. Hatta birkaç tane yemek bile. Çiftlik işlerini de öğrenemediğim çiftlik işlerini de hemencecik öğrenirim. Aman lütfen, lütfen bırakın da burada kalayım ne olur. Lütfen. Ne olur. Melisa. Pişman olmazsınız. Beni istediğiniz zaman gönderebilirsiniz. Ama ne olur bana bir şans verin. Dünya olmasını istediğimiz gibi bir yer değil küçük hanım. Belki şu anda canın çok yanıyor. Ama inan bana, bu acı gerçekle erken yaşta yüzleştiğin için ne kadar şanslı olduğunu bir gün anlayacaksın. Şimdi elini yüzünü yıka, yukarı çık hazırlan. Ben için.
götürmüyorum. Görmüyor musun kızım ne kadar üzüldüğünü? Ne demek götürmüyorum? Ben de bu evde kalmasını istemiyorum. Saymin Hanım da açmıyor zaten. Neredeyse akşam olacak. Yani? Bu saatte nereye götüreceğim kızı? Ne bileyim, sosyal hizmetlere falan. Ya devlet dairesi gibi bir şey değil mi o? Biz gidene kadar kapanır. Bir nöbetçi falan vardır herhalde. Yoktur. Hem olsa da olmasa da benim kararım kesin. Bu kızı bir yere götürmeyeceğim. Pekala. Ben götürürüm o zaman. Anahtarlar Metin. Nereye? Anahtarlar dedim. Evet. Ne bakıyorsun? Cevap versene. Gel buraya gel. Gel şuraya gel. Bana bak bana. Ha? İçkinmiş, çocukmuş, beslemeymiş. Yeter lan yettiniz artık ha. Bir de karşılık veriyorsun. Bak çok olmaya başladın ha. Tamam mı? Duyuyor musun beni? Ha? Çabuk versene. Ya artık tepki yapın git başına. Gel şuraya gel. Gel bak. Ha? Gel buraya. Ha? Bana bak bana. Bana bak. Tamam mı? Duyuyor musun beni? Yaşayacak ya. Yaşayacak. Otur bak şuraya. Melisa. Daha çocuk. Tuhaf bir çocuk ama. Çocuk. Çocuk dövülür mü hiç? Zaten anasız babasız. Gerçi Maynur da haklı. İnsan yeri geliyor. Tavukla, atla bile bunalıyor. İnsan büyütmek kolay mı? O kadından, yurttan daha mı kötü bakardık biz ona? Hem karnı da doyardı. Severdik de. Ah be abla.
kadınla kocasıyla kapışmasa var. Nerede kaldı bu ya? Nihayet geldi. Melisa? Metin amca! Melisa! Ne yaptınız siz ya? Abla? İkinizden de tek kelime duymak istemiyorum. Çok yorgunum. Düşünmek için sessizliğe ve yalnızlığa ihtiyacım var. Sabah olunca etraflıca konuşuruz. İyi geceler. Abla. Erkencisin. Hiç uyumadım ki. Hayırdır? İyi misin? İyiyim, iyiyim. Uyumadım çünkü... hep kızı düşündüm. Kızı? Melisa'yı mı? Başka kız mı var Allah aşkına Metin? Sırıtma. Alıyor muyuz Melisa'yı? Hayır. Ne münasebet. Kararım kesin. Sadece... Sadece? Sadece... bu şekilde gitmesine gönlüm razı olmuyor. O Besime midir nedir ne karın ağrısıysa. Yani ondan daha iyi birileri çıkacak mı karşısına? Bunun garantisi var mı? Sonuçta yurtta da onu bir an önce birilerine vermek isteyecekler. Yurdun amacı o. Biz ne yapacağız peki? Şu sosyal hizmetlerden gelen kadınla bir konuşalım. Onu sevecek, sahiplenecek bir aile bulunana kadar... Melisa bizimle kalsın. Lan be. Bana bak. Kız burada bir hafta mı kalır, bir ay mı kalır bilmiyorum. Sakın bu süre zarfında onu şımartayım deme. Şımartmam. Umutlandırmaya da kalkma. Kalkmam. Hı. Bak beni kararımdan sakın pişman ettirme. Yemin ediyorum kızı alırım kendi ellerimle yurda geri götürürüm ona göre. Tamam. Sen ne dersen olur. Kalk üstünde işte. Kahvaltı yapalım. Günaydın. Kusura bakmayın, gece çok derin uyumuşum da birazcık geç kaldım. Günaydın.
Melisa. Biz bir karar aldık. Biliyorum. Beni iyi dinlemeni istiyorum. Sakın sözümü kesme. Şimdi seni eve geri götüreceğim. Burada kalmaman konusunda Metin'le hemfikirim. Yarın uygun bir saatte Sermin Hanım'ı arar konuşuruz. Ama sakın bundan bir takım anlamlar çıkartıp da kendi kendine hayaller kurma. Daha ne kadar iyi bir hayal kurabilirim ki? Sizinle bir gece daha geçirmek. Beni bu evde bırakmadığınız için gerçekten hayatımın sonuna kadar size minnettar olacağım. Bir şey daha var. Eve gidene kadar sessiz kalmanı istiyorum. Çünkü bugün ikimiz için de çok zor bir gün oldu. Tamam. Beni bugün geri gönderiyorsunuz. Yok yok, o değil. Başka bir karar mı? Evet. Sana bakacak bir aile çıkana kadar, yani seni evlat edinecek, sevecek birileri bulunana kadar... Evet. Burada bizimle kalmanı istiyoruz. Peki ne kadar süre? Çok uzun süreceğini sanmıyorum. Mutlaka seni isteyen birileri çıkacaktır. Peki bir sene bile olsa, beni isteyen biri çıkmasa burada kalabilir miyim? O kadar sürmez. O ailenin bulunması için ben de elimden geleni yapacağım. Anlıyorum. Burada uzun süre kalmamı istemiyorsunuz. Ama yine de çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Tamam hadi şimdi herkes kahvaltısı yapsın. Bir koşu arkadaşıma gidip bu haberi söyleyebilir miyim? Ne arkadaşı? Hangi ara arkadaş edindin? Adı Defne. Koru'da tanıştık da söyleyip gelebilir miyim? Önce kahvaltını bitir. Hadi afiyet olsun. Seni karşımda görünce gözlerime inanamadım. Ben de hala rüyadaymış gibi hissediyorum. Belki hep burada kalırsın. Sanmam. Ama benim gibi bir kıza hemen aile çıkacağını da düşünmüyorum. Çünkü ben yaşlıyım. Yaşlı mısın? Evet. Yetiştirme yurdunda aile edinmenin en ideal yaşı 0 ile 1 arasındadır. Zaten kız olmak da sana avantaj sağlar ama 1 yaşından sonra ne kadar büyürsen o kadar da yaşlanmış olursun. Korkunç. Yani ben de yaşlı sayılırım ama benden daha yaşlıları da var. Neyse sen beni boş ver. Sen de durumlar nasıl? Okul açılacak diye heyecanlı mısın? Hem de çok. Sen de gideceksin değil mi? Sanmam ki. Yani bilmiyorum. Çünkü eski okulum çok uzakta. Zaten bir gün gitsem 2 gün gidemiyordum. Bizim okulu görsen koşa koşa gelirdin. Göstereyim mi? Şimdi mi? Evet. Hadi. Olmaz. İzin almadım. Bir şey olmaz, hemen koşa koşa gidip bakıp geliriz. Hadi lütfen. Ne yapıyorsun kardeşim burada sen? Bu duvarların hali ne böyle? Luna Park gibi. Kim tuttu seni? Kim izin verdi? Alo? Abicim? Hey! Pardon. Kadın boyacı. Hanımefendi siz bir okul boyadığınızın farkında mısınız? Bu ne hal? Güzel olmamış mı? Şaka mı bu? Kamera şakası falan mı? Nerede kameralar? YouTuber falan mısın sen? Soruyor bir de. Ben çocuklar için eğlenceli olur diye düşündüm. Düşünme. Sen düşün diye para almıyorsun, boya diye alıyorsun. Düşünme, boya. Peki bir sorum var. Eğer çocuk olsaydınız o zaman hoşunuza gider miydi? Gitmez. Okul burası, sirk değil. Hemen eski haline getir o duvarı.
Bak müdür bey görürse 5 kuruş para alamazsın, üstüne bir de borçlu çıkarsın. Hemen düzelt onu. Derhal düzelt. Nasıl? Dediğim kadar varmış değil mi? Çok güzel. Sen de içini gör. Hadi gel gidelim. Olmaz. Oraya kadar gidemem. Geri dönmem lazım. Bence hemen bakıp çıkabiliriz. Söylemiştiniz. Ama ben sadece okula kadar gittim.